Biliyorsunuz 20. yüzyıldan 21. yüzyıla geçerken bu soru çok daha etkin bir şekilde gündemimize geldi. Ve gerçekten son dönemde yeni mesleklerle ilgili beklentiler ve süreçler çok daha etkin ve hızlı bir şekilde her platformda konuşuluyor. Dolayısıyla gençlerimizin de kendilerini yeni dönemin mesleklerine, yeni dönemin ihtiyaçlarına göre eğitmeleri ve hazırlamaları gerekiyor. Belli dönemlerde belli meslekler daha popülerdi. Aslında tarihin derinliklerine baktığınız zaman, Mezopotamya'dan bu tarafa bütün tarihsel süreçleri incelediğiniz zaman her dönemde bu soru sorulmuştur. Ve her dönemde bir sonraki dönemle ilgili insanların kendilerini nasıl eğitmeleri gerektiği, nasıl hazırlamaları gerektiği konusu gündeme gelmiştir. Dolayısıyla bu bugünün konusu değil, insanlık tarihinde hep var olan bir konu olmuştur. Gençlerimizin özellikle şu anda bilgiye nasıl ulaşabileceklerini çok iyi öğrenmeleri lazım. Disiplinler arası nasıl geçiş yapabileceklerini çok iyi bilmeleri lazım. Özgür düşüncelerini ortaya koyabilme becerilerini geliştirmeleri lazım. Ve bütün bunların senteziyle ortaya çıkacak neticeyi, kurguyu, birikimi doğru bir şekilde yansıtabilmeyi becerebiliyor olmaları lazım. Önümüzdeki dönemlerde belki bugün çok gündemde olmayan bir takım yeni meslekler gündeme gelecek. Ama bunun temellerini doğru bir şekilde alabilirsek, özellikle lisans eğitiminde bunun temellerini doğru bir şekilde öğrencilerimiz edinebilirse, daha sonra bilahare yüksek lisans ve doktora programları ile de şu anda çok daha niş olan alanlara yönelip veya çapraz disiplinler arası çapraz eğitim alıp piyasanın beklentilerine tam uygun bir eleman olarak bizim iş dünyasının karşısına çıkabileceklerinden görüyorum.